Kuzey Kutbu bölgesi buzdan ve soğuktan ibarettir. Gökyüzünü aydınlatan kuzey ışıklarıyla, fırtına ve tipiyle hırpalanan uçsuz bucaksız donmuş bir kıtadır. Ayaz'ın, yüzer buzların, büyük buzdağlarının ve kutupsal çölün diyarıdır. Ama durun, peki ya ormanlar? Merak etmeyin, ona da geleceğim. Kuzey Kutbu bölgesini gezme şansınız olursa, kilometreler boyunca buzdan, kardan ve çıplak kayalardan başka bir şey göremeyeceksiniz. Yaz aylarında sürekli ışık veren ama ısıtmayan gece yarısı güneşi gökyüzündedir. Sıcaklık 5 dereceyi aşmaz. Kışınsa yılın yarısı kadar süren kutup gecesi boyunca durum çok daha kötüdür. Isı -60 dereceye kadar iner. İşte o yüzden Kuzey Kutbu bölgesinde çok az hayvana ve bitkiye rastlarsınız. Tüm gezegendeki yaşamaya en elverişsiz yerlerden biridir. Böylesine çetin yaşam şartlarına uyum sağlamayı başaran çok az tür vardır. Burada yetişen bitkiler, yosunlar ve likenler, buranın tek sakinleri de ayılar, ren geyikleri ve bazı kuş türleridir. O zaman ormanlar buzun altında saklı olabilirler mi? Güzel, yaklaşmaya başladınız. Ormana ulaşmak için derinlere, daha da derinlere inmelisiniz. Kuzey Kutbu bölgesinde kara merhametsizse de kıyı suları yaşamı desteklemektedir. Bazılarının uzunluğu 15 metreyi bulan sık laminarya ormanları vardır. Bazı yerlerde öyle çok omurgasız yaratık olur ki suyun dibini bile göremezsiniz. Sanki orası Kuzey Kutbu bölgesi kıyısında buz gibi bir okyanus değil de tropik bir mercan kayalığıymış gibi türler çok çeşitlilik gösterir. Dalgıçlar burada farklı şekil ve renklerde yüksekliği bazen 2 metre kadar olan süngerler buldular. Dibi kalın kadifemsi yosun hayvanlarıyla kaplıdır. Deniz teleyi, deniz omurgasızları ve rugosalar bir arada yetişirler. Tıpkı bir kara ormanındaki ağaçlar ve çalılar gibi bu deniz yaratıkları da diğer hayvanlara doğal bir ortam oluşturmak için dibe tutunurlar. Onlara yiyecek ve düşmanlardan saklanabilecekleri ya da avlarını bekleyebilecekleri bir barınak sağlarlar. Deniz hıyarları, ölçek solucanları, maksilopodalar, deniz yıldızları ve balıklar bu lüks su altı krallığında yaşarlar. Bu, Kuzey Kutbu bölgesi deniz yaşamının çok çeşitliliğinin sadece küçük bir parçasıdır. Biyologlar Kuzey Kutbu denizlerinin sakinleri hakkında daha çok şey öğrendikçe şaşkınlıkları daha da artıyor. Acımasız koşullarda sağ kalmak için öyle çok mekanizma ve strateji geliştirmişler ki, oysaki kışın bütün deniz buzla kaplıdır. Yazın bu buzların yalnızca yarısı erir. Bu suyun her daim soğuk olduğu anlamına geldiği gibi, aynı zamanda bütün bitkiler için elzem olan ışığın eksikliğini de göstermektedir. Bu da akıllara asıl şu soruyu getiriyor. Nasıl oluyor da donarak ölmüyorlar? Suyun sıcaklığı -2 derece ile +10 derece arasındadır. Düşük ısılarda tuzlu su buza dönüşür. O yüzden bazı yerlerde sıcaklık buzun kendisinden bile daha soğuktur. Buralarda hayatta kalmak için gereken yüksek vücut ısılarını ancak çok az sayıdaki kutup kuşları ve memelileri sağlayabilir. Fakat denizin dibinde yaşayan çoğu yaratık soğukkanlıdır. Yani sıcaklıkları tamamen yaşadıkları ortamın sıcaklığına bağlıdır. Onların en büyük sorunu buzlu sudur. Vücutlarında dolaşan sıvının donma tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Bazı balıklar ve hayvanlar bunu engellemek için kendi antifrizlerini üretirler. Bu donmuş kristalleri etkileyen özel proteinlerden yapılır. Fakat soğuk bir başka rahatsızlığı daha beraberinde getirir. Sıcaklık ne kadar düşükse mekanizmayı düzenleyen kimyasal işlemler de o kadar yavaş olur. Yine de deniz yaratıkları yaşamayı bir şekilde başarırlar. Farklı hayvanların bunu yapmak için kendilerine has yolları vardır. Bilim insanları bazı kabuklu deniz hayvanlarının ve başka omurgasızların kimyasal reaksiyonlarının soğukta, sıcak sularda yaşayan onlara benzer türlerden daha etkin bir şekilde işlemesini sağlayan enzimleri olduğunu buldular. Fakat hayatta kalmak için kullandıkları tüm taktiklere rağmen arktik türlerin daha sıcak bölgelerdeki hayvanlardan çok daha yavaş metabolizmaları vardır. İşte o yüzden hiç aceleleri yok. Enerjilerini bu sayede korurlar. Zootropolis, Hayvanlar Şehri filmindeki tembel hayvanı hatırlıyor musunuz? Artık boşuna o kadar yavaş olmadığını biliyorsunuz. Arktik türlerine geri dönelim. Ne yediklerini merak ediyor musunuz? Öyle dilediklerini bulabilecekleri bir büfeleri falan yok. Çoğunlukla bitkilerle ve yukarıdan düşen ölü hayvan kalıntılarıyla besleniyorlar. Ancak bu yiyecek kısa Kuzey Kutbu bölgesi yazının yalnızca birkaç haftasında bulunabiliyor. Deniz tekrar donduğunda temel gıda kaynaklarıyla bağlantıları kesiliyor.
Açlığa uyum sağlayamayan ve bakteri yemeye geçen deniz türlerinin hayatta kalmalarının tek bir yolu var. Olabildiğince az enerji sarf etmek. Bunu da en iyi metabolizmaları gerçekten yavaş olduğunda yapabiliyorlar. Üstelik enerjiyi bu şekilde muhafaza etmenin hayvanlar için başka bir faydası daha var. Metabolizma yavaşladığında vücut kurtulmaya ihtiyaç duyacağı daha az atık ve toksin üretir. Bunlar serbest radikallerdir. Yani vücudun yaşamsal işlevleri sırasında oluşan çok agresif oksijen formlarıdır. Hücrelere zarar verebilirler, hatta onları yok edebilirler. Ortam ne kadar soğuksa ve metabolizma ne kadar yavaşsa o kadar az serbest radikal ortaya çıkar. İç bölgelerde yaşayan çoğu omurgasız deniz yaratığı 10 yıldan fazla yaşamaz. Ancak Arktik okyanuslarında yaşayanlar uzun bir hayat yaşarlar. Biyologlar yılda sadece 8 milimetre büyüyen, 14 yıldan fazla yaşayan bir yosun hayvanı bile buldular. Manş tünelinde yaşayan en yakın akrabası ondan 5 kat hızlı büyüyor ama sadece 2 yıl yaşıyor. Aynı şey deniz kestaneleri için de geçerli. Deniz kestanelerinin arktik türleri 70 yıla kadar yaşarken, sıcak denizlerdeki türleri sadece 5 ila 10 yıl yaşıyorlar. Soğuk kuzey denizlerindeki bazı süngerler 500 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Siz de suda yaşamayı denemek ister misiniz? Hayal edebileceğinizden bile daha soğuktur. Arktik orman laminaryaları sadece yiyecek ve yaşam ortamı görevini görmezler. Aynı zamanda ışığı saklayıp dalgaları yumuşatarak çevreyi de değiştirirler. Deniz çevre bilimcisi Karen Philby Dexter, fırtınalar sırasında dalgaları zayıflatarak bir şeridinin korunmasına yardımcı olduklarını ve kıyı erozyonunu azalttıklarını söylüyor. Küresel iklim değişikliği laminaryaların oluşturduğu su altı çevresini de etkiliyor. İklim gitgide daha sıcak olduğu için Batı Avustralya'da, Güney Avrupa'da, Kuzey Kaliforniya ve ABD'nin batı kısımlarında laminaryalar yok oluyor. Arktik'teki sular dünyanın geri kalanından 2 ila 4 kat daha hızlı ısınıyor. Fakat yine de bu durum başka yerlerin aksine burada bulunan laminaryalar için daha iyi olabilir. Buzlar eriyor. Demek ki sudan dibe doğru daha çok ışık geçiyor. Genetik araştırmalar, laminaryaların Kuzey Kutbu bölgesine en son buzul çağından hemen sonra yaklaşık 8000 yıl önce Atlantik Okyanusu'ndan geldiklerini gösteriyor. Sonuç olarak çoğu arktik laminarya kendisi için daha iyi olandan düşük sıcaklıklarda yaşıyor. Daha sıcak bir okyanus laminaryaların azami büyümesi için ideal koşulları yaratacaktır. Bilimsel çalışmalar ve deneyler iklim değişikliğinin arktik kıyılarını ciddi bir şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Hatta bu laminaryaların büyümesi balıklar ve diğer deniz yaratıkları için yeni barınaklar ve yaşam alanları yaratacaktır. Laminaryalar buzların erimesine kendi yöntemleriyle katkıda bulunuyorlar. Siyah karın beyaz kardan daha hızlı eridiği bilinir. Koyu renk ışığı çeker, beyazsa yansıtır. Kar ve buz laminaryalarla kaplandığında daha hızlı erimeye başlar. Sonuçta su daha sıcak hale gelir, bu da daha da çok laminaryanın büyümesine neden olur. Laminaryalar ekonomi için de önemlidir. Onu bir besin kaynağı olarak popüler yapan ferrum, kalsiyum ve iyot açısından zengindir. Günümüzde laminarya çıkarma endüstrisi her yıl %7 oranında büyümektedir. Kuzey Kutbu bölgesinin yerli kabileleri laminaryayı uzun sürelerdir bir mineral takviyesi olarak kullanmışlardır. Ve daha hızlı büyüyen laminaryalar yerliler için bir gelir kaynağı haline geldiler. Laminaryalar farklı amaçlar için de kullanılabilirler. Mesela gübre olarak. İçinde hiç yabancı ot tohumları ya da hastalığa yol açan mantar sporları olmadığı için iyi iş görürler. Kozmetikte, eczacılıkta, tekstilde, kısacası her yerde faydalı bileşenlerin doğal ve sağlıklı bir kaynağı olarak kullanılırlar. Arktik'te meydana gelen başka değişiklikler de var. Kanada, Alaska, Grönland, Norveç ve Sibirya'da olan ve daima donmuş halde bulunan kara yılda yarım metre küçülmektedir. Donmuş toprağın erimesi ve arktik kıyılarının tahrip olması ışığı bloke ediyor. Bu da akabinde laminaryaların yetişmesini durduran tersine bir sürece neden oluyor. Bilim insanları Kuzey Kutbu bölgesinin geleceğini daha kesin bir şekilde tahmin edebilmek için hala bu bölgeyle ilgili ihtiyaçları olan bilgiyi topluyorlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yaşamın geliştiği sert iklimi olan başka yerler biliyor musunuz? Aşağıdaki yorumlarda bana anlatın. Bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, hemen laminaryaları görmek için dalmayın. Seyredebileceğiniz 2000'den fazla harika videomuz var. Yapmanız gereken tek şey soldaki ya da sağdaki videoyu seçip tıklayarak keyfini çıkarmak. Hayata olumlu bakın.